Evet. Cümleten hayırlı akşamlar. Osmanlıca Safahat, Safahat Osmanlıca okumaları, Sebil-i Rüşad Derviş Sufesi'nde devam eden okumalarımız bu hafta 84. haftaya girdi. 84. haftada biz şu anda programımızda bizim beraber çalıştığımız Mehmet Değmez hocamız İstanbul'dan katılıyorlar. Biz de buradan ekranı başında arkadaşlarımızla bu Safahat'ın geri kalan bölümünü okumaya çalışacağız. Bu hafta hocam Asım bölümündeyiz. Asım bölümünde Hocazade ile Köse İmam arasında geçen bir sohbet bölümü, bir dilekçe, arzuhal muhabbeti geçiyor orada. Yine bir tartışma konusu. Bir önceki sayfada şöyle denilmişti. Yavaş ol, hoş diyen de olmadı ya. Ve arz edildiği veç üzere emri infakı. Ve arz edildiği veç üzere emri infakı. Ondan sonra burada da ne itina bu, ne itina bu? Yesari misin, nesin demiş. Burada Yesari'yi biz merak ettik. Baktık Yesari sola ait. Yani solcular, sağcılar deniliyor ya hocam. İşte Yesari öyle bir şey. Solcu demek. Yesari misin, yani solcu musun diye bir bilgiyle karşılaştık. Ondan sonra hocam tıpkı demiş. Yazındı, yazındı. Kendine mahsus. Bu biraz el yazısıyla yazıldığı için. Kendine mahsus. Rem nedir? Mahsus Hasır mı? ve münhasır bulunan adam. Adam çiziktirir ver midir? Evet, Çiziktiriyor çiziktiriyor. mu? Çiziktiri ver. Yok, çiziktiri ver. Çiziktiri ver. Bakma. Bakma. Hüsnü hatta. Bakma hüsnü hatta. Ondan sonra falan mı? Filan. Filan. Küçük, büyük, bütün, değil mi? Bütün. Evlatlarıyla zevcesini, yani eşini yazıldı. Yazıldı. Bitti ya. Sabret, düzelteyim şu neyi? Şu sini. Burada da sin biliyorsunuz hocam yaş demek. Sin anlattı. Şu sini düzeltiver. Değil mi? Sin Yaşı normal. düzeltiver. Yani yaşı düzeltiver. Başka bir anlam olmazsa gerek. Yine de bakayım. Evet. Şey olarak çıktı da. Bu şeysin değil mi? Sinlisin. Evet, sinlisin. Bu çıkmıyor ama ben şey olarak biliyordum. Yaş olarak sin. Evet. Yaş, yaşanmış olan diş anlamı da var. Medine'de bir dağın ismi. Dendanı sini Buse'den var diye bir Nedim'in galiba öyle bir şiiri var. Sini seneden mi gelir acaba? Sene Yani sini. sene oradan da evet oradan da olabilir. Evet sene de oradan oluyor. Ondan sonra mesela şey de var. Dendanı sini Buse. Evet. Nedim'in olsa gerek. Leplerin, ha Nedim'in, evet. Ne diyor? Ha. Leplerin diyor, mecruh olur dendanı sini Buse'den lalin öptürmek bu haletle muhal olmuş sana. Yani leplerin, dudakların şey diyor, dudakların diyor,
Efendim bu sene yani öpmekten efendim sin dişleriyle yaralanmış. Bu sebeple efendim sana imkansız olmuş. Dudağını öptürmek sana böyle Nedim'in biraz arızalı beyitleri. Burada bizim amacımız sin harfinin böyle nasıl anlatayım eski harfleriyle dişe benzetiyor ya. Ama Evet. normalde sin aynı zamanda da diş anlamına da geliyor. Bir de yaş anlamına da geliyor. Sizin de buyurduğunuz gibi sene olarak böyle bir şey var. Eskiler harflerden yola çıkarak da güzel anlamlar, güzel edebi sanatlar buluyorlardı. Ne dedik? Sabır et, düzelteyim. Şu sine, evet. Halil İbrahim hocam hoş geldiniz. Düzeldi. Yaz bakalım, yaz bakalım. Değil mi? Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olasın. Yaz bakalım her cihetçe mi? Yaz bakalım her cihetçe pek mahrum ve ihtiyaç. Değil mi? Yaz bakalım her cihetçe pek mahrum ve ihtiyaç. Evet oğlum yazıldı. Bekliyorum. Yazıldı bekliyorum. İçinde ölmeye mahkum, içinde ölmeye mahkum eder mi? Yok, yok, bırakır, bırakır. Yazıldı ondan sonra. Olmağın ağla. Fena mı yoksa? Hayır, hayır demiş. Ondan sonra... Fena olur mu ya? Fena olur mu ya? Diye devam ediyor. Biz şu sayfaya geçelim. Evet. Mümaileyhin. İşte bu çok. Evet, işte bu çok. Ne çare şer'i şerifin, ne çare şer'i şerifin canibinden oldu mu? Canibinden oldu mu? Yok. Yok. Ondan sonra biraz yavaşça ben şu şeye bakmaya çalışıyorum. Keşke önceden baksaydık şu şeye. Yani binaenaleyhi biliyoruz da mumanun ile şeyi mumalu ileyhi. Evet, mumaleyhi. Bu da kendisine işaret edilen, ismi evvelce geçen, daha önce zikredilen şeklinde mumaleyhi. Mumaleyhin, daha önce Mumaileyhin adı geçen evet adı geçen kadınlardır. Mumaileyhim olsaydı adı geçen erkekler burada adı geçen kadınlar. Burada da tabii kendince Arapçanın bazı imla kurallarını da o dönemde kullanıldığı için bilmekte fayda var. Şimdilerde nasıl metin okumalarında İngilizceye vakıf arkadaşlarımız oluyor ya. O dönemde de böyle gramer nüshalarına vakıf olmamız gerekiyordu. Şuraya baktık değil mi efendim? Peki hay hay mı? Peki haydi. Şimdi. Peki haydi. Şimdi bağlayıver. Bağlayıver. Lüzumu hacrine mi? Lüzumu yani burada hicrine de okunabilir de hacrine dair yaz. Lüzumu hacrine ne dair? O dönemde mahkeme kayıtları, efendime söyleyeyim ya da efendim nüfus kayıtlarına dair şeyler bunlar. Nasıl terminoloji diyelim yani terminoloji. İş bu ilmu haber. İlmu haber de bugün geçiyor biliyorsunuz nüfusta mahkemelerde geçiyor bu. Hukuk terimidir yani ilmu haber. Efendime söyleyeyim. Mahallemizce mi dersin? Dedinse
Bi'ti Tanzim. Nerede bu Bi'ti Tanzim? Şu Bi'ti Tanzim yine hukuk dilinde arkadaşlar. Yani tanzim edildi diye bir şey var. Arapça bir terim. Ama hukuk terimi bit tanzim diye bit tarih hareket ettirerek. Yani bit burayı şey yaparak ekak anlamını veriyor. O zaman bit tanzim ise düzenlenerek. Yani bu şekilde düzenlenerek bit tanzim düzenlenerek anlamını verebiliriz. Bit tanzim. Neredeydi bu bit tanzim? Bit tanzim. Evet. Bit tanzim. Ondan sonra huzuru hakim-i şer'ine mi? Hukumazı şer'ine secibas takrim mi? Özür dilerim. Takdim kılındı. Takdim kılındı. Aferin oğlum. Evet, aferin oğlum. İmam da böyle yazar. Böyle yazar. Onu bilmem, şu bitirdik ya, nihayet zar zor. Acaba hicru muvafık neydi? Acaba hicru muvafık görecekler mi ki? Ey hakimin reyine, vicdanına kalmış bir şey. Burada ey bir şey nasıl da güzel bir kafiye oluşturmuş. Sen de gör kendini bir kere. Efendime söyleyeyim. Peki evladım. Göreyim başka yapsam mı? Evet sen de gör. Göreyim başka ne yapsam? Ne yapsam ki şaşırdım kaldım. Ondan sonra bittim artık bilemezsin ne kadar bittiğimi. Ah görsem şu cihandan yıkılıp gittiğimi. Böyle güzel güzel şeyler okuyorlar. Yazılmış. Aslında buradan yola çıkarak Osmanlı hukuk terimlerine bir şey de vurgu da yapılabilir. Ondan sonra ne görsem, yok özür dilerim ne görsem değil ya. Ne gebermez, çok kötü bir kelime. Ne gebermez, ne küçük mü? Hayır, ne küçük. Ondan sonra Bünye ki hiç nedir? Kahşamamış. Bir şeyiniz var mı? İbrahim Hocam bilginiz var mı kahşamamış? Bana mı söylüyorsunuz hocam? Ben tam anlayamadım kelimeyi. Kahşamamış diye. Kelimeyi tam bilmiyorum doğrusu. Evet. Kahşamış ne demek hocam? Eski Türkçe'de kurutulmuş mu acaba? Yani referansıyla bir şeyin parçalarını gevşeyip anladım. Hı. Evet. Yani şey var. Türkçe sözlükte var. Kahşamak bir şeyin parçalarını gevşeyip dağılacak hale gelmek. Yani kurdalamak gibi bir şey olsa gerek. Kahşamak. Yani biz sadece burada Arapça parça kelimeleri değil, eski Türkçe kelimeleri de söylüyorum. Gevşeyip parçalamak gibi bir şey de var. Evet. Şu ilginç bu kelimeyle karşılaştık.